ışık ayarlamalarını, sahne ayarlamalarını ve malzeme atamasını yaptıktan sonra artık kaplama işlemine geçebiliriz. Kaplama işlemini render komutuyla yaparız. Render komutunu çalıştırdığımızda karşımıza render diyalog kutusu gelecektir. Bu diyalog kutusunun üst kısmında render tipini belirleyen bir küçük pencere var karşımızda. Burada 3 farklı render tipi mevcut. Bunlar render, photo real ve photo ray trace. Buradaki büyük pencerede ise daha önceden oluşturduğumuz sahneleri görebiliriz. Eğer herhangi bir sahne yoksa buradaki current view sahnesi geçerli olacaktır. Önceki derslerimizden biz sahne 1'i ışıklarıyla beraber tanımlamıştık. Buradaki rendering options kısmında 4 seçeneğimiz mevcut. Buradaki smooth shade seçeneği seçili ise kaba yüzeylerin görünüşü düz bir hale getirilir. İkinci seçeneğimiz olan apply materials seçeneği materials komutuyla malzemesini atadığımız 3 boyutlu çizimlerin bu malzeme ile kaplanmasını sağlar. Eğer bu seçeneği seçmezseniz çizime atadığınız malzemenin bir etkisi olmayacaktır. Üçüncü seçeneğimiz shadows seçeneği. Bu seçenek render işlemi yapılırken aynı zamanda gölgelendirme işleminin de yapılmasını sağlar. Bu seçenek sadece bu üst taraftaki 3 seçenekten photo real ve photo ray trace seçeneklerinde geçerlidir. Son seçeneğimiz olan render change seçeneği ise tüm render bilgilerinin hard diskte change kısmına yazılmasını sağlar. Burada altta bulunan more options düğmesini tıklayarak renk ve görüntü kalitesini etkileyen ayarlamalar yapabiliriz. Şimdi de üst tarafta bulunan rendering procedure seçeneklerine geçiyoruz. Burada 3 seçenek mevcut. Query for selections seçeneği kaplama işlemini obje seçerek yapmamızı sağlar. Eğer bu seçenek seçili ise render düğmesine bastığımızda gördüğünüz gibi çizim ekranımıza geri döndük. Burada hangi objeyi kaplayacaksak onu seçmemiz isteniyor. Örneğin bu malzememizi seçip enter tuşuna bastığımızda kaplama işlemi hemen yapılmış olur. Render komutumuzu tekrar çalıştıralım. İkinci sıradaki crop window seçeneği bir kaplama alanı oluşturmamızı sağlar. Bu seçeneği işaretleyip render düğmesini tıkladığımızda çizim alanımıza geri döneriz. Burada bir kaplama alanı seçmemiz isteniyor. Şimdi bir pencere oluşturacağız. İki nokta tıklayarak bu penceremizin içinde kalan kısımlar kaplanacak. Bunun dışında kalanlar kaplanmayacaktır. Son seçeneğimiz Skip Render Dialog seçeneği. Bu seçeneği işaretlersek eğer kaplama işlemi yapılırken yani render komutunu çalıştırırken bu diyalog kutusu karşımıza çıkmayacaktır. Güncel hale getirdiğimiz sahne ve ayarlamalar hangisi ise o şekilde kaplama işlemi yapılacaktır. Buradaki destination kısmında ise kaplama işleminin nerede yapılacağını belirleriz. Burada 3 tane seçeneğimiz mevcut. Viewport seçeneği güncel görünüm alanı hangisi ise orada kaplama işlemini yapar. İkinci sıradaki render window seçeneği yeni bir render penceresi oluşturarak orada kaplama işleminin yapılmasını sağlar. Ve son seçeneğimiz olan file seçeneği ise yapılan kaplama işleminin bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar. Bu dosyaların uzantısı buradaki kayıt türü kısmında bulunan ve parantez içindeki seçeneklerde görülüyor. Örneğin bunlardan BMP resim dosyasıdır. Biz buradan tekrar viewport seçeneğini seçelim. Sağ taraftaki subsampling kısmında ise kaplama kalitesini belirleyebiliriz. Örneğin şu anda aktif durumda olan seçenek 1/1 best seçeneğidir. Yani en kaliteli seçenek seçili şu anda. Daha aşağıdaki değerleri seçersek oluşan kaplamadaki piksel değerleri bozulacaktır. Örneğin buradan en kötüsünü seçersek gördüğünüz gibi görüntü kalitesi çok bozuk.
Biz bunu tekrar en iyi hale getirelim. Buradaki background düğmesini tıklayarak kaplama işlemi yapılırken bir arka plan belirleyebiliriz. Bu düğmeyi tıkladığımızda karşımıza bir diyalog kutusu gelecektir. Buradan örneğin bilgisayarımızda bulunan bir resmi arka plan olarak kullanmak istiyorsak buradaki imaj seçeneğini seçmemiz gerekir. Buradan Find File düğmesini tıklayarak resim dosyamızın olduğu klasörü bulmamız lazım. Örneğin biz C'de bulunan Windows klasörünün içine girelim. Oradaki resimlerden bir tane seçelim. Ve buradan aç düğmesini tıklıyoruz. Buradaki preview düğmesini tıklayarak resmin nasıl göründüğüne bakabiliriz. Seçtiğimiz bu resmin arka plan olarak kullanılabilmesi için buradaki environment kısmında bulunan use background seçeneğinin işaretli olması gerekir. Bu resmimizi seçtikten sonra OK düğmesini tıklıyoruz ve buradan render düğmesini tıklayalım. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz resim kaplama işlemi yapılırken burada arka plan olarak belirlendi.